Herkese selam. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize iyi bayramlar. Bugün Ramazan bayramının birinci günü değerli arkadaşlarım. Bu Ramazan bayramının birinci güne özel olarak bir video yapmak istedim. Uzun zamandır istediğiniz bir video. Çünkü biliyorsunuz birçok emülatörü deniyoruz. Güçlü bir cihaz var elimizde. Başta PlayStation 2 emülatörleri olmak üzere Vita emülatörü, Nintendo Switch emülatörü ve PC emülatörlerini deniyoruz değerli arkadaşlarım. Bugün de ESX2 PlayStation 2 emülatörünü deneyeceğiz değerli arkadaşlarım. Tabii ki bunda ne oynatacağız? Bunda uzun zamandır benden istediğiniz FIFA 14 versiyonunu inceleyeceğiz. Bakacağız bakalım bu emülatörde FIFA 2014 nasıl oynatıyor? Kasma var mı? Donma var mı? Görüntülerde vesaire benzeri bir sıkıntı var mı? Hep beraber birazdan inceleyeceğiz ve bakacağız. Tabii ki videomuzun detayına geçmeden önce hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, gelecek olan videolarımızı kaçırmamak için bildirim zilini aktif etmeyi, videolarımıza da beğeni atmayı unutmayın. Şimdi incelemeye geçmeden önce değerli arkadaşlar şunu söyleyeyim size. Bu emülatörü kurmanız için de değerli arkadaşlarım bir video mevcut. O videomu da video yorum kısmına bırakacağım değerli arkadaşlarım. Artı bu FIFA 2014'ün linkini de video yorum kısmına bırakacağım. Yani o linke girip yaklaşık 3 GB'lık bir dosya var. Onu indiriyorsunuz değerli arkadaşlarım. Zaten daha önce çektiğim bu emülatörü kurum videosu da mevcut değerli arkadaşlarım. Onu da video yorum kısmına bırakacağım. Gidip uygulamayı da eğer cihazınız kaldırıyorsa, kurmak istiyorsanız o videoda kurabilirsiniz. Tabii ki dediğim gibi bugün bayramın birinci günü ve bayrama özel bir video çekiyoruz. O videoda bugün FIFA 14'ün PlayStation 2 versiyonunu inceleyeceğiz. Cep telefonda değerli arkadaşlarım. Şöyle butona basarak devam edelim. Oyun açılsın. Gördüğünüz gibi oyun açıldı. Burada birçok mod mevcut. Kariyer modu dahil değerli arkadaşlarım. Bakın bütün modları mevcut. Aynı FIFA PlayStation'daki gibi. Şimdi biz en üstteki özel maç moduna basıyoruz. Şimdi hemen bir maç içerisine bakacağız. Çünkü biliyorsunuz önemli olan maç oynarken bakalım kasma, donma ve görüntüler nasıl görüntüler alabiliyoruz değerli arkadaşlarım. Şöyle takım diyelim, ilerleyelim. Gördüğünüz gibi hemen bize çok aceleten iki tane takım verdi. Tottenham ve Arsenal'la yapacağız maçı. Özel maç tamam diyelim. Devam edelim. Gidelim tamam. Okey diyelim. Seçelim. Devam ediyoruz. Önemli olan oyun içindeki görseller. Bu oyunda biliyorsunuz kariyer modu da var değerli arkadaşlarım. Ama ben kariyer moduna baktım. Süper Ligimiz yok maalesef. Çok fazla vaktim de olmadı. Evet görseller şu an görüyorsunuz. PlayStation 2'nin görselleri. Evet. Oyuncular sahaya çıkıyor. Şöyle hafif ses vereyim. Atlayalım, devam edelim. Ve maçımız başladı. Şu an ata biz yapıyoruz. Şöyle uzaktan çekersek yanaşır. Şöyle bir kamera açılanı biraz daha ayarlayayım. Değerli arkadaşlarım. Şöyle aşağı gelelim. Şöyle. Böyle iyi. Evet şöyle iyi. Tamam diyelim. Devam edelim bakalım. Evet. Şimdi tekrardan maçımız başladı. Ve ben bu kamera açısı daha hoşuma gidiyor değerli arkadaşlarım. Şöyle verelim pasımızı. Şu an gördüğünüz gibi kasma, donma ve vesaire benzeri bir problemle karşılaşmıyoruz. Rahatlıkla oynatıyor. Tabii oyunun içerisinde de bazı ayarları yapmak lazım. İlk oyunu yüklediğimizde grafik ayarları var. Zaten hemen şurada üst tarafa bastığımızda gördüğünüz gibi şurada ben sadece göstermek açısından bastım. Bakın görüyorsunuz değerli arkadaşlarım. Burada birçok ayar var ve grafik ayarları da var. Burada da bir sürü ayarları ayarlayabiliriz değerli arkadaşlarım. Onları kendiniz kurcalayıp da yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. Ama hakikaten oynanabilir mi? Oynanabilir değerli arkadaşlarım. Şu an zaten PlayStation 2'deki en iyi ve en güzel emülatör diyebiliriz.
Diğer emülatörler bunun kadar güçlü ve iyi çalışmıyor değerli arkadaşlarım. Ve şu an atak var, gol yiyoruz. Evet, konuşmaya daldık. Evet, golü yedik. Görüntüleri görüyorsunuz, bakın değerli arkadaşlar, bu şekilde ve golü de yedik. Evet, yapacak bir şey yok. Devam edelim. Atlayalım. Evet. Dediğim gibi kariyer bölümü de var değerli arkadaşlarım. Bu oyun içerisinde. Oyunun linkini de video yorum kısmına bırakacağım değerli arkadaşlar. İndirmek isteyen arkadaşlarımız gidip orada indirebilir. Tabii ki emülatörü de kurmak için dediğim gibi yine video yorum kısmına linkini bırakacağım. Daha önce kurulum videosunu çektiğim bir videom mevcut. O videoyu da izlerseniz rahatlıkla kurulumunu yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. Emülatörün şu an yine tekrar atayı yedik. Uzaktan tekrar çıkardık değerli arkadaşlar. Çok iyi müdahale ettik ama nereye? Biraz el alışkanlığı olması lazım değerli arkadaşlarım. Çünkü biraz el alışmadığı için fazla kontrol sağlayamıyoruz. Faul mü? Faul yaptık. Evet. Sarı kartı da görüyoruz değerli arkadaşlar. Ben yapmadım diyor. Ama faydasız. Uzaktan kaleci, yandan dışarıya. Bakın. Hatta direği yalayıp da geçmiş diyebiliriz. Şöyle çekelim uzaktan. Yani gördüğünüz gibi değerli arkadaşlarım, görüntülerde herhangi bir kasma donma yok. Aslında biraz daha grafikleri netleştirip güzelleştirebiliriz. Onu da demin dediğim grafik ayarlarını biraz daha kurcalamak lazım. Benim çok fazla kurcalayacak zamanım olmadı işin açıkçası. Biraz daha kurcalayıp görüntüleri biraz daha güzelleştirebiliriz değerli arkadaşlarım. Belki çok daha güzel bir halde alabilir diye düşünüyorum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bize yorum kısmında mutlaka yazın. Ve ikinci golü de yiyoruz değerli arkadaşlarım. Yapacak bir şey yok. Amaç bugün burada sadece görmek değerli arkadaşlar. Grafikleri görmek. Ne oluyor, ne bitiyor değerli arkadaşlarım. Onları görebilmek. Ona bakıyoruz. Şöyle ama aşamıyoruz değerli arkadaşlarım. Biraz da bu tuş bölümlerini de biraz ayarlamak lazım. Yani biraz daha büyütebiliriz. Şöyle uzaktan çekersem üstten dışarıya. Golü atamıyoruz. Tuş, bu sanal tuşları da biraz daha kurcalayıp ayarlamak lazım değerli arkadaşlar. Onları da ayarladıktan sonra biraz daha rahatlıkla da oynanabilir. Çünkü benim parmaklarım biraz büyük ama tuşlar biraz parmaklarıma küçük geliyor. Şu an müdahale edemiyorum. Evet, yine golü yiyoruz. Maalesef. Tottenham fena gelmeye başladı. Değerli arkadaşlarım, sadece PES ya da FIFA değil, futbol oyunları değil, farklı PlayStation 2 oyunlarını da aynı bu şekilde oynatabilirsiniz. Aslında bu oyunun linkini bırakacağım sitede birçok PlayStation 2 ile de ilgili farklı oyunlar da mevcut. Bunda bilginiz olsun. Onları da indirip kurabilirsiniz. Araba yarışı oyunu olsun. Onun dışında Tekken gibi ya da vesaire benzeri, şu an ismi aklıma gelmiyor. GTA 5 gibi oyunları da kurma şansınız var. Onu da söyleyeyim size. Bilginiz olsun değerli arkadaşlarım. Onları da kurabilirsiniz. Kurup da oynayabilirsiniz. Böyle rahatlıkla. Yani şu an en iyi emülatörlerden biri diyebilirim değerli arkadaşlarım. Şu an gördüğünüz gibi hiç bir kasma, donma ve benzeri bir durum yok. Rahatlıkla oynayabiliyoruz ama habire de gol yiyoruz bu arada. Bir gol daha yedik. Müdahale edemiyorum. Daha doğrusu müdahaleden pek anlamadığımdan dolayı müdahale edemiyorum. Yine gol yiyoruz değerli arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi. Konumuz dediğim gibi farklı oyunlar da oynatabilir. Hatta daha düşük megabaytlı oyunlar, daha düşük gigabaytlı oyunları daha rahatlıkla oynatacağını düşünüyorum. Ve golü yiyoruz. Habire gol yiyoruz. Tottenham ilk 45 dakikada gol oldu. Yağdı kalemize değerli arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. 5 gol yiyoruz ilk yarıda.
Şöyle şuradan çekelim diyeceğim ama vurdurtmuyorlar. Tekrar bari bir de gol biz atalım ama üstten dışarıya. Evet değerli arkadaşlarım, bugünkü videomuz bununla ilgiliydi. Yani gördüğünüz gibi hiçbir kasma donma olmadan oynanabiliyor. Ekranda da gördüğünüz gibi şu an hiçbir sıkıntı yok ve PlayStation 2 oyunlarını rahatlıkla oynayabiliyoruz. Şekil ağda da gördüğünüz gibi. Değerli arkadaşlarım, dediğim gibi bu emülatörün kurulum videosu da video yorum kısmında olacak. Bu oyunun linki de video yorum kısmında olacak değerli arkadaşlarım. Gidip oradan hem kurabilirsiniz hem de oyunu indirip oynayabilirsiniz. Bilginiz olsun. Değerli arkadaşlarım, bugün bayram birinci günü. Umarım bayramımız neşeli, güzel geçer. Şeker tadında bir bayram olur. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, gelecek olan videolarımı kaçırmamak için bildirim zilini aktif etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.